denklem sistemlerinin çözümü için birkaç yol daha deneyelim. Diyelim ki elimizde 3x artı 4y eşittir 2,5 böyle bir denklem var. Ve başka bir denklemimiz daha var. Bu denklemde 5x eksi 4y eşittir 25,5, 25,5 diyelim. Bu iki denklemi çözen x ve y değerlerini, iki denklemi birden çözen x ve y değerlerini bulmak istiyoruz. Eğer grafiksel olarak düşünürsek, bu iki denklemin grafiklerinin kesiştiği nokta bize çözümü verir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yerine koyma metodunda gördüğümüz gibi bir değişkeni yok etmek istiyoruz. Son videoda yerine koyma metodunu kullanmıştık. Önce sarı denkleme yani ilk denkleme bakalım. Eşitliğin her iki tarafına da ekleyeceğimiz ya da her iki tarafından da çıkaracağımız bir şey var mı? Şunu hatırlayın denklem çözerken eşitliğin her iki tarafına da aynı şeyi eklemeniz ya da her iki tarafından da aynı şeyi çıkarmanız gerekiyor. Peki bu durumda değişkenlerden bir tanesini yok etmek için yok etmek amacıyla eşitliğin her iki tarafına ekleyebileceğim ya da her iki tarafından eşitliğin her iki tarafından çıkarabileceğim bir şey var mı? Çünkü belki ekleme çıkarma işlemi yaptıktan sonra artık elimde tek değişkenli bir denklem kalacak ve böyle bir denklemi de kolay bir şekilde çözeriz. Evet, tahminen gözümüzün önünde duruyor ama belki o kadar da bariz değil. Bir düşünün. Peki şöyle diyelim, bu denklemi bu denklemle toplarsam ne olur? Yani demek istediğim şey, eğer 5x eksi 4y ifadesini sol tarafa, 25 da sağ tarafa eklersem ne olur? Evet, gerçekten de sol taraftakilerle sağ taraftakileri ayrı ayrı toplamaktan bahsediyorum. Ve siz de diyorsunuz ki, bir saniye, bu iki denklemi nasıl bu şekilde toplayabiliyorsun? Çok basit. Hatırlayın, herhangi bir denklemin varsa, diyelim ki şöyle bir denklemin var, ax artı by eşittir c gibi bir denklemin var ve bu denklemin her iki tarafına da d eklemek istiyorum eşitliğin her iki tarafına da d ekleyeceğim. Her iki tarafına da d eklediğim zaman eşitlik bozulur mu? Hayır. Ne olur? ax artı by artı d eşittir c artı d denklemini elde ederim, değil mi? defalarca gördük. Denklemin bir tarafına ne yapıyorsanız, diğer tarafına da aynı şeyi yapmak zorundasınız. Ama şimdi diyeceksiniz ki bir dakika, sol tarafa 5x eksi 4y ekledin, sağ tarafa 25 buçuk. Bu durumda denklemin iki tarafına farklı şeyler eklemiş olmuyor musun diyeceksiniz. Ben de size hayır diyeceğim. Biliyoruz ki 5x eksi 4 y 25 eşit. Yani bu iki ifade aslında tam olarak aynı şey. İkisinin değeri aynı. İkisi de 25 buçuk ya da ikisi de 5x eksi 4 y. İkinci denklem bana bunu anlatıyor. Yani aslında sol tarafa da 25 buçuk eklemiş oluyorum. Sol tarafa da 25 buçuk ekledim. Sağ tarafa da 25 buçuk ekledim. Peki şimdi bu işlemi yapalım. Sol taraftaki toplama işlemi ne olacak? 3x artı 5x bize 8x'i verdi. Peki 4y eksi 4y neye eşittir? Güzel. İşte bütün mesele burasıydı. Bu iki denkleme baktığımda 4y, pozitif 4y ve negatif 4y'nin birbirlerini götüreceklerini başka bir deişle. başka bir deyişle y teriminin ortadan kalkacağını fark ettim. 4y eksi 4y ne eder? 0y. O zaman sonuç olarak 8x, 2 buçuk artı 25 buçuğa, yani 28'e eşit olur. Böylece 8x'in 28'e eşit olduğunu bulduk. Her iki tarafı da 8'e böldüğümüz zaman, x eşittir. 28 bölü 8 gibi bir sonuç elde ederiz. Bunu da 4 ile sadeleştirirsek, x eşittir 7 bölü 2. Evet, x'i bulduk. Şimdi y değerini bulmamız gerekiyor. Ne yapalım? x değerini bu iki denklemden herhangi birinde yerine koyalım. Mesela birinci denklemde yapalım. Tabii ikinci denklemde olur. Fark etmez. Bulduğumuz x değerini ilk denklemde yerine koyuyoruz. 3 çarpı 7 bölü 2 artı 4 y eşittir 2,5. Bunu da 5 bölü 2 olarak yazalım. Her yerde kesirli sayılar kullanmış olalım. Her yerde kesirli sayılar olsun. Sonuç olarak 21 bölü 2 artı 4 y 5 bölü 2 eşit. Her iki taraftan 21 bölü 2 çıkaralım. Eksi 21 bölü 2. Ne oldu? Bu ikisi birbirini yok etti. Sol tarafta sadece 4 y kaldı. Sağ tarafsa, sağ tarafsa 5 eksi 21 bölü 2 oldu ki bu da 16 bölü 2'ye eşittir. Eksi 16 bölü 2. Yukarıdan devam edelim. Diğer bir ifadeyle 4y Burada şuna devam ediyorum. 4y eksi 8'e eşittir. Her iki tarafı 4'e bölerseniz, y'nin eksi 2'ye eşit olduğunu bulursunuz. Böylece bu denklem sisteminin çözüm kümesinin x eşittir 7 bölü 2 ve y eşittir eksi 2 olduğunu bulduk. Bu x ve y değerlerinin kesişim noktasının koordinatlarıdır. Bu, bu değer x ve y değerlerinin kesişim noktasını gösteriyor. Bu çözümün her iki denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu çözümün ikinci denklemde sağladığını gösterelim. 5 çarpı 7 bölü 2, 35 bölü 2, eksi 4 çarpı eksi 2, yani eksi 8. Yeniden yazarsak bu 17 buçuk artı 8'e eşittir ki bu toplamın sonucu 25 buçuk eder. Yani bu çözüm kümesi iki denklemde sağlıyor. Şimdi bu yeni öğrendiğimiz becerileri yani yok etme yönteminde gördüğümüz şeyleri problem çözerken kullanabilecek miyiz bir bakalım. Sorumuz şu. Nalan ve Polat, Nalan ve Polat bir şekerci dükkanına gidiyorlar. Nalan 3 çikolata ve 4 meyveli şeker alıp 2 lira 84 kuruş ödüyor. Polat da 3 çikolata, 3 çikolata alıyor, çikolata alıyor fakat ekstra olarak parası sadece bir meyveli şeker almaya yetiyor. Onun aldıkları ise 1 lira 79 kuruş tutuyor. Bir çikolata ve bir meyveli şekerin fiyatı nedir? Bir çikolata ve bir meyveli şeker. Peki, hemen değişkenleri tanımlayalım. X ve Y değişkenlerini kullanalım. Diyelim ki X bir çikolatanın fiyatı olsun, Ye de meyveli şeker olsun. Pekala. İlk ifade bize ne anlatıyor? Nalan 3 çikolata almış. 3 çikolatanın fiyatı 3x. Ve 4 meyveli şeker almış. Bunun fiyatı da 4 çarpı y, değil mi? Yani artı 4y. Ve bu ikisinin toplamı bize Nalan'ın ne kadar harcadığını veriyor. 3 çikolata ve 4 meyveli şekerin toplam fiyatı 2 lira 84 kuruş. Şahane. Evet, ilk cümlenin anlattığı şey tam olarak bu. 3 çikolata ve 4 meyveli şekerin toplam fiyatı 2 lira 84 kuruş. İkinci ifadesi şu. Polat da 3 çikolata alıyor, 3 çikolata alıyor ama ama parası fazladan sadece 1 meyveli şeker almaya yetiyor. Polat Polat'ın fazla parası yok. Yani buraya 1y ekleyeceğiz ve bunlar da 1 lira 79 kuruş tutuyor. Bir çikolata, bir çikolata ve bir meyveli şekerin fiyatı nedir? Güzel, bulalım. Bu denklem sistemini yok etme yöntemiyle çözeceğiz. Aslında şimdiye kadar öğrendiğimiz yöntemlerden istediğiniz herhangi birisiyle de çözebilirsiniz. Yerine koyma yöntemi, yok etme yöntemi ya da her ne kadar bir şeyleri göz kararı çizmek zor olsa da grafikle bile çözebilirsiniz. Peki bu denklemi nasıl çözeceğiz? Önce üstteki denkleme odaklanalım değişkenlerden bir tanesini yok etmek için her iki tarafa da ekleyebileceğim bir şey var mı? Ya da şöyle söyleyelim, değişkenlerden bir tanesini yok etmek için her iki tarafa da ekleyebileceğim ya da her iki taraftan da çıkarabileceğim bir şey var mı? Az önce çözdüğümüz örnekte olduğu gibi sol tarafta 3x artı 4y'den 3x artı y'yi çıkarırsam ve sağ tarafta da 2.84'ten 1.79'u çıkarırsam ne olur? burada şunu hatırlayın, bunu yaparken aslında denklemin her iki tarafından da aynı şeyi çıkarmış oluyorum. Bu ifade, buradaki ifade de 1.79, 1.79 lira aslında. Nereden biliyorum? Çünkü bu denklem bana sol tarafın 1,79 liraya eşit olduğunu söylüyor. 1 lira 79 kuruşa eşit olduğunu söylüyor. Yani bu işlemi yaptığım takdirde eşitliğin her iki tarafından da aynı şeyi çıkarmış olacağım. Öyleyse bu denklemde eşitliğin sol tarafından 3x artı y'yi çıkaralım. Bunu sağ tarafa ayrıca yazacağım. 3x artı y ifadesini çıkarmak, negatif işaretin dağıttığım takdirde, eksi 3x, eksi y demek değil mi? Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Burası eksi 3x, eksi y oldu. Bu işaret artı işareti değil, burayı biraz daha anlaşılır bir hale getirsem iyi olacak aslında ikinci denklemi eksi 1 ile çarptığımı düşünebilirsiniz. Böylece sol taraftaki ifadede eksi 1,79 lira eşit olacak. 1,79. Ama sadece, sadece ikinci denklemle ilgili konuşuyoruz şu an. Bu denklemi eksi 1 ile çarptığımı düşünebilirsiniz. Şimdi birinci denklemin sol tarafına, ikinci denklemin sol tarafını ekleyelim. Ve sağ tarafları da kendi aralarını toplayalım. Bu durumda nasıl bir sonuç çıkacak? 3x artı 4 y ifadesini eksi 3x eksi y ile toplarsanız ne olur? 3x'ler gider. 3x'ler birbirini yok eder. Yani 3x eksi 3x 0x yapar. O yüzden x için bir şey yazmayacağız. Sonuç olarak sol tarafta 4y eksi y kalır. Bu da 3y eder. 3y ise 284 eksi 1.79 ediyormuş. Çıkarma işlemini yaparsak da ne olur? 1.05 olur. 1 lira 5 kuruş. Yani 3 1 lira 5 kuruşa eşitmiş. 1.05'e. Her iki tarafı da 3'e bölelim. 1.05 bölü 3 ne eder? 1'in içinde 3, 0 kere var. 0 çarpı 3, 0. 1 eksi 0, 1. Bu 0'ı aşağı indirelim. Onun içinde 3, 3 kere var. 3 çarpı 3, 9. ondan 9'u çıkardık, 1. 5'i de aşağı indirelim. 15'in içinde 3, 5 kere var. Ve çıkarma işlemini yaparsak kalan 0 olur. O halde y 35, 35 kuruşmuş. Yani bir meyveli şekerin fiyatı 0,35 liraymış, yani 35 kuruşmuş. Şimdi bir çikolatanın fiyatını bulmak için ne yapalım? Bu y değerini iki denklemden birinde yerine koyalım. İkinci denklem üzerinden gidelim. Hatırlarsanız, eksi 1 ile çarpmadan önce denklemin orijinali 3x artı y eşittir 1.79'du. Bu durumda 3x artı 1 meyveli şekerin fiyatı yani 0,35 lira 1.79'a eşitmiş. 1 lira 79 kuruşa. Her iki taraftan 0.35 çıkarırsak ne olur? Sol taraftakiler birbirini yok etti, geriye sadece 3x kaldı. Şunlar birbirini götürdü. Burası da 1.79 eksi 0.35. Bu da 1.44 eder. 1 lira 44 kuruş. 1.44'ü 3'e bölelim. 1'in içinde 3, 0 kere var. 0 çarpı 3, 0. 1'den 0 çıkarsa, 1 kalır. 4'ü aşağı indirelim. 14'ün içinde 3, 4 kere var. 4 kere 3, 12. Evet, burası biraz karışık oldu. 14 eksi 12, 2 eder. Bu 4'ü de aşağı indirelim. 24'ün içinde 3, 8 kere var. 8 çarpı 3. 24 eder ve böylece kalan 0. x'in de 0, 48'e yani 48 kuruşa eşit olduğunu bulduk. Yok etme yöntemini kullanarak bir çikolatanın fiyatının 48 kuruş olduğunu ve bir meyveli şekerin fiyatının da 35 kuruş olduğunu bulmuş olduk. Hepinize şekerli çikolatalı günler. Afiyet olsun.